Babasının ayrılığından beri Salih'in vücudu sebepli sebepsiz yediği dayakların bıraktığı siyah berelerle kaplan postuna dönmüş olduğu halde şikayet etmiyor. İstemsizce bir aman bile demiyordu. Hacca Salih'i dövmekten ayrı, onun figanından ayrı tad alırdı. Birinin tadını ele çıkarır, diğerinden kulakları zevk duyardı. Salih sanki bu iki lezzeti anlayarak hiç olmazsa birinin eksik olması için bilerek Aman dememeye kendini zorluyor sanılırdı. Hacca öyle bir zalimdi ki, mazlumunun sızlanma figanından da, sabolu sessizliğinden de hem zevk duyar hem de içerlerdi. Ne herki zahmı huret, elbette figanı daret. Yaralanan herkes elbette figan eder. Hakkını tanır, feryadı hoş görür. Ne de feryatlar koparmayan zulümlerinden lezzet alırdı. Hacca'nın bu alışkanlığının ve halinin garipliği Salih'i şaşırtıyordu. Bir tokatla aman diye bağırmazsa ikincisi yetişiyor. Bağırır ağlarsa iki tokat daha iniyordu. Birçok deneme ile anladığına göre bir tokatla ağlamak, bir yumruktan şikayet etmek, bir çimdikle of demek, daha iki tokada hakkı olduğunu, üç yumra iştah göstermek, bir tarafının derisinin kıvrıla kıvrıla çürütülmeye layık olduğunu göstermek demekti. Küçük başı her durumda sabırla susmayı kötünün iyisi olarak bulmuştu. Sonradan köye gelen ve gittiği sahilden Salih'e üç portakalla birkaç bom, şeker kamışı hediye getiren dayısı İbrahim Hatça'ya. Çocuğu neden böyle günden güne kötüleyip zabınlıyor? Diye bir soruyla velayet hakkını müinlik, yardımcılık vazifesini kullanıp yerine getirdi. Hacca tereddüt etmeden Besbelli köyün havası uygun gelmiyor dedi. Köyde Salih'e yarayan yalnız bir şey varsa o da havaydı. Yalnız o yaşatıyor. Bu işkencelerin yeryüzünde bu cehennem cezalarının tefekkür edenler içinde azap olan bu faciaların sürmesine yalnızca o sebep oluyor. Ondan başka her şey eziyor, eritiyor. Bu facianın perdesini mümkün olduğunca süratle indirmek gayretinde bulunuyordu. Çekilmez dertlerden, sonu gelmez sakatlıklardan kurtulmak için yegane çarenin ölüm olduğunu salih çağında bir çocuk düşünemez. Fakat daima aleyhinde hükümlerini yerine getiren tesadüf bir defacıkta lehinde cömertlik göstererek bir dakika önce nefes alan, yürüyen, yiyip içen canlı bir insanın ne gibi durumlarda, ne şekilde ve nasıl bir anda bu hareketlere son verebileceğini Sağken acılara ve belalara yenilerek bir türlü yaşayamadığı halde ölünce elini ayağını uzatıp galibiyetin verdiği bir rahatlamayla uyuyor gibi çekinmeden serpilip yattığını Salih'e bütün açıklığıyla göstermişti. Köye geldikten bir süre sonra babasıyla barışmadan önce Ali'nin yanına sümüklü mevlüt yanaştıkça Güssün beşikten başını kaldırdıkça bunlara yönelen babaca bakışları bir mıknatıs çekimiyle durarak onlara şefkatle tebessümler sunmadan ayrılmadığı halde kendisine tesadüf eden gözlerin derhal yumulup başın öte tarafa döndüğüne dikkat ederek Naime Hanım'ın gözünde kar topu kadar sevgiye layık görünmeyerek kovulup sürülmesi, kendisini sevmemek için herkese hak verdiğine inandığı her nerede olursa olsun kendisiyle birlikte bulunacak köpek, kedi, hatta sümüklü mevlüt, kısaca her şeyin sevileceğine, okşanacağına, Kendisinin daima terk edilip ihmal edileceğine, yüzüne bakılırsa mutlaka tükürüp aşağılamak için bakılacağına inanır gibi olduğu günlerden birinde çay kenarında bir taş üzerine uzanıp kuyruk ucunu kımıldatarak, durmadan başını sallayarak bir çift yakut gibi kırmızı gözleriyle etrafa seyredilen bir kertenkeleyi köy çocukları öldürmeye giriştiler. Hayvanca kaçıp kurtulmaya çalıştı. Fakat mümkün mü? Ne tarafa kaçtıysa bir taş, bir değnek, bir ayak yolunu kesti. Vücudunun ötesinde verisini gözleri gibi kırmızı yaralar açtı. Kaçıp kurtulmaktan ümidi kesilince kertenkele kendini çayın en derin yerine attı. Su üzerinde bir iki kabarcık yaptıktan sonra boğuldu, öldü. Solmuş bir yaprak gibi suyun üzerine çıktı. Barney ayakları yukarı gelmiş halde akışa uyarak akıp gitmeye başladı. Çocuklar önüne geçtiler. Sudan çıkardılar. Ağacın dibine getirip suç üstüne gelmiş bir tabip ve adliye memurları gibi etrafına toplanarak muayeneye koyuldular. Kertenkele artık iki dakika önceki acı sancı duyan, zalim çocuklardan korkan, kaçan böyle su içinde birkaç saniye durmakla sona eren bir hayatı kurtarmak uzatmak için değnek darbelerine, taş yaralarına dayanmaya razı olan zayıf bir kertenkele değildi. Biraz önce şaşkınca aldığı nefeslerle kabarıp inen göğsü, korkuyla çırpınan mini mini kalbi durmuş dinlenmişti. Bu huzurlu ölüyü sudan çıkaran en yaramaz çocuk çıplak ayağının ucuyla kertenkelenin duruşunu değiştirerek yılan ebesi Donuz Keler Suya atılıp gebermeyince elimizden kurtulamadı diye övündü. Yılan ebesi, yılanların zehirlerini bir tür kertenkeleden aldığı garip sanısına dayanarak büyük kertenkeleleri yılan ebesi de derler. Tahammül edilemeyen bela ve zulümlerden kurtulmanın en hızlı çaresinin ancak ölüm olduğunu Salih bizzat gördü ve işitti. Hatta sonradan en soğuk günlerde çeşmeden su taşırken ellerini sırayla nefesiyle ısıtıp testinin buz gibi soğuk değil buzlu sapıda tuttukça öldürülen yahut intihar eden kertenkele gibi vücudunun içten dıştan hemen her tarafından acı ve ıstırap hissettikçe sularının aktığı zamanki göz alıcı şekliyle buz tutup ölmüş gibi sessiz sedasız sarkan şelale altındaki küçük göl kenarında çimerken nasılsa ortasına gidip boğulan. Köyün alt tarafındaki mezarlığa gömülen bir çocuğun defalarca işittiği boğulma olayı hatırına gelir, elinde olmadan şelale tarafına bakardı. Kısacası Salih muhtaç olduğu en önemli devayı öğrenmişti. Fakat kullanmak istemiyordu ancak yedi bahar mutlu geçirdikten sonra tutulduğu uzun ve uğursuz bir kışın bitmez tükenmez kederli günlerini uzun gecelerini. Kürek cezası mahkumlarının sene saydığı gibi ağır bir ümitsizlikle sayan bu taze hayat daha tamamıyla ümitsizliğe yenilmemişti. Onu haccanı kaplan pençesi kadar ezici elinin, poyraz kadar dondurucu sövmelerinin, yörenin her türlü acısının ezdiği, uyuşturduğu, kederlendirdiği kadar çocukça bir telafi ve ödüllendirmeyi arzuluyordu. Sudan, Topraktan mahrum olan yalçın kayalar arasında görülen otlar, ağaçlar gibi hayat için en fazla muhtaç olduğu şeylerden mahrumiyete rağmen ölmüyor. Ancak horlanarak ölmenin yaraştığı bu köyde, bu evde tatlı bir ümitle yaşıyordu. Salih ne haccanın yumrukları altında izilecek, ne açlıktan ölecek, ne soğuktan donacak, bunlara dayanacak. Büyüyecek, asker olmadan gitmek, ölmeden cennete girmek kadar imkansız olan İstanbul asker olarak gidecek. Savaşlarda hiç kimsenin yapamayacağı kadar büyük kahramanlıklar gösterecek. Subay daha sonra gerçekten paşa olacak. Fakat paşa oluncaya kadar beklemeyecek. Subay olur olmaz kılıcı taktığı gün yeni ve parlak bir çizme giyerek konağa gidecek. Naime hanımefendiyi bulacak. Bak geldim eski çarıklarımı değil parlak çizmeyle kılıcımı sürüyerek geldim diyecek. İşte bu kadar. Arzulanan ne kadar küçük bir gaye yahut ne kadar imkansız büyük bir hayal. Salih küçük paşalığının kuru bir laftan ibaret olduğunu çoktan anlamış. Hatta küçük paşa diyenlere kızmaya başlamıştı. Çeşmeden su taşıyan sefil bir saka yavrusuna, kirli çocuk, bezleri yıkayan bir hizmetkara, köy meydanında mayıs toplayan bir çocuğa, eğer küçük büyük kadın ve erkek köyün iyi insanları her rast geldikleri yerde yiyecek bir şey vermeyip de yalnız haccanın elinden aldığı kuru ekmeğe kalsa çoktan ölmüş kemikleri bile çürümeye başlayacak olan bir fakiriciye Ne kadar temiz kalpli olursa olsun paşa dendiğinde bunun alay şeklini almamasını sağlayacak bir telaffuz şekli yoktur. Özellikle şehirlerden çok daha alaycı olan köylülerin o yılışık, Bozuk ağızlarında kalın, iflas etmiş dudakları arasında en samimi bir söz, bir hitap bile mutlaka alay bulaşıklarıyla elekelenmekten zor kurtulur. Salih bu arzuladığı gayesini herkesten özellikle sandığından alınıp mevlüde verilen oyuncakları gibi dimağından alınıp çalınıp mevlide verilecek kadar büyük bir sakınmayla haccadan saklıyordu. Salih köyde kimseyle konuşmaz. Yaşadı çocuklara bile yaklaşmazdı çünkü onların arkasından kendisine mezelenerek mezelenmek, yaptıklarının ve hareketlerinin taklidiyle eğlenmek. Güldüklerini biliyordu. Salih yalnızca köyün tenha yerlerinde dolaşır ve hastalıklı, bitkin vücudu bir çift potin eskisi, daha uygun tabirle ölüsü üzerinde gübreli sokaklar arasında sürünür. Sürüklenirken hayalinde ruhunun yuvası olan Naime Hanım konağını bir melek kadar masumken lanetlenmiş iblis gibi sürülüp kovulduğu cenneti tavaf etmekle ilgilenmeye daldığı için köyle, köylülerle alakasını keserdi. Salih'in dalgın halde dolaştığını gören köylüler arasında kim bilir ne sebeple manevi bir belaya uğramış, teykin olmayan yerlere su dökmüş, Cinlerin, şeytanların hükmü altına girmiş olduğunu söyleyen kadınlar kadar bu sözleri dinleyen erkekler de günden güne çoğalıyordu. Dalgın dalgın acı içinde, ümitsizce bakışlarında uğursuzluk bulanlar bile vardı. Zaten Hacca, Ali'nin bulunduğu, taburun iskeleye yönelerek hareket ettiği haberini aldığı gün vaktiyle Naime Hanım'ın dediği gibi Uğursuz piç ünvanı vererek değer ve düşünce bakımından Naime gibi büyük bir hanımefendiyle aynı ayarda ve yaratılışta olduğunu ispatlamış. Naime Hanım o sonsuz kibir ve gururuyla aşağıların en aşağısı bir aşağılığa daha açığı hacca derecesine kadar inmiş. Hacca bütün sefici aşağılığıyla hayalinin ötesinde yükselip Naime Hanım derecesini bulmuştu. Analık bu uğursuzluğun kesin delillerini de sayıp dökerek Kahpe dölü İstanbul'a gittin. Koca paşanın başını yedin buraya geldin. Babanı askere yolladın. Gonşunun Sara düvesine henüz doğurmamış gencini Bahıp ne güzel dedin. O gece sabaha karşı güzelim hayvanı çatlatıp öldürdün. Bu ne uğursuz kırılası bir aya girdiği evin kapısına kara kilit astırır. Bu ne cihasıca bir göz? Bahtığını devirir dediği için. herkese aciz bırakan özelliklerine Salih'in de inanacağı gelmiş gibi şaşkın ve hüzünlü bir tavır alan gözlerle Haccan'ın yüzüne baka kalmıştı. Ne yazık ki doğa istediği kuşu baka baka yere düşüren yılanların gözlerine bile bağışladığı bir özelliği Salih'in güzel gözlerinden esirgemişti. Hacca gibi taş yürekli, bakar kör bir kadını etki edecek hayvanları devirecek. Bir özelliği bulunmayan bu semavi gözlerde hisli insanların ta ruhlarının derinliklerine işleyecek sihirli bakışlar, görünür şimşekler, görünmez yıldırımlar vardı. Yazık ki Naime Hanım'da da, Hacca'da da insan kalbi, insan basireti, insan dimağına yakışan duygulanma kabiliyeti yoktu. Ağızdan ağza yayılan rivayetlere göre Bağdat'ta bir çocuk sürüsü ''Vak vak vak'' diye hepsi birden bağırarak uçan bileğiyle ediciliğe düşürebilir. Fakat Anadolu'daki Salih ne yapsa hacca gibi zalim bir kara kuşun bir defa kanatlarını bile kıpırdatamaz. Osmanlı İmparatorluğundaki istibdat zulmü gibi bu köyde de kış belası ebediyen hüküm sürecekmiş gibi kadar uzadı. Uzadıkça belayı çekenlerin sabırları tükendi bahar özlemi biten Osmanlıların hürriyet özlemleri kadar arttı. Her zararlı, düşmanlık beslenen, nefret edilen şey gibi uzayan veya öyle sanılan kış, ihtiyarlarına rağmen baharın ortasına kadar zulüm ve ziyetin uzattıktan sonra geçti. İnkılap devri kadar ruhu okşayan bir Nisan sonu. Hafif sıcak sabah güneşleri, aralıksız ikindi yağmurları, hürriyet topları gibi gök gürlemeleri gelecek ümitleri kadar parlak şimşekleriyle geldi kış başlangıcından beri kat kat kar kefenleri altında bütün engelleri çıplak ağaçları yalçın kayaları sivri tepeleriyle ölü gibi uzanıp yatan dağların derilerin ovaların her türlü bitkileri bu soğuk ağır örtü altında sıcacık bir ana kucağında başını kalp üzerine dayayıp meme emerek uyuyan mutlu çocuklar gibi toprağın cömert annesinin merkezinin sıcaklığıyla ısınıp Hayat unsurlarının titreşimleriyle kımıldanıyor. 10 Temmuz Hürriyet Güneşi kadar hayat veren, 3. Ordu kahramanlarının millet sevgisiyle dolu damarlarında akan kanlar kadar sıcak bir mayıs güneşinden aldıkları feyizli vaatlerle gururlanarak uyanıp kalkıyor. Artık sürgün, hapis endişeleri gibi sonsuz rahatsızlık veren sözler dolaşamayan kalemlerin İstanbul'a yönelen 3. Ordu süngülerinin uçları gibi ağır kar tabakalarının altında tek başına topluca başlarını kaldırıyor. Hasta adam için biçilen Osmanlı alemi üzerine serilen çöküş kefenleri kadar korkunç görünen kar satıhlarını ötesinden verisinden delip yırtıp parçalıyor. Bazı karanlık ve pis düşüncelerde kalan irtica meyli gibi güneş görmeyen yerlerde Parça parça görünen kirli kar parçalarını bahar rüzgarları eritip buharlaştırarak duman halinde dağ başlarına kadar sürüp savuruyor. Her şey, her canlı, baharın hürriyet kadar bereketli armağanlarından, eşitlik kadar leziz bütün lütuflarından payın alıyordu. Otlar, ağaçlar çiçekleniyor, dağlar, dereler renkleniyor, kuşlar ötüyor, Buzları çözülen çaylar artık dilleri açılan istibdat mağdurları kadar coşkunlukla köpüre köpüre çağlayarak akıyor. Belaları yüklenen birer istibdat yılı parçası gibi siyah dağınık bulutlar şiddetli ve aralıksız rüzgarlar önünde bozularak parçalanarak renkten renge şekilden şekle girerek firar ediyor. Bütün köylüler eski püskü, yıpranmış giysileriyle, bütün köy hayvanları kirli, karışık tüyleriyle kapı önlerine, köy meydanına, çeşme tarafına, namazgaha, çay kenarına dökülüyor, sürü sürü dağlara tırmanıyor, tarlalara dağılıyordu. Bu doğanın her şeyi sağladığı lütuflardan en fazla otlar, ağaçlar, hayvanlar neşeleniyor. Zavallı köylüler güneş altında yine yoğunluğunu koruyan kalın, Karanlık bulutlar gibi kederli ve ağlamaya hazır duruyorlardı. Sefaletin baskısıyla, sıkıntıların etkisiyle buruşmuş olan köylü yüzlerinde görülen baharın mutluluk belirtileri kaçan bir bulut gölgesi gibi süratle geçiyor. O buruşuklukların şeklini, o karışık çizgilerin anlamını değiştiremiyordu. Köylü yüzlerinde beliren bahar ferahlığı karanlık mezara defnedileceği anda bir Rum cenazesinin yüzüne düşen güneş ışığı kadar hazin görünüyordu. Uzun bir kışın, hor görülerek geçen bir ömrün, bütün bir Anadolu köylüsü sefaletinin, mahrumiyetinin neticesi, talihin, tabiatın, hükümetin elinden zarar gelebilen her şeyin köylere, köylülere ait saldırılarının etkilerinin şekilleri, çivi yazısıyla yazılıp kazılmış gibi buruşmuş olan bu yüzlerde ne gerçekten bir rahatlama belirtisinin, ne bir sevinç gülümsemesinin oluşma imkanı var. Bu yüzlerde her ne sebep olursa olsun değil sürekli bir kahkaha, sessiz hızla geçen bir tebessüm bile nadiren şekilleri değiştirir. Bazen unutkanlık ve dikkatsizlikten faydalanan çekingen bir tebessüm bu yüzler üzerinden şeffaf buhar gibi gelir geçer. Yüzlerin tozlu çizgileri bu şeffaf tebessüm altında ince tüllerle örtülmüş kırık bir aynanın kırık çizgileri gibi fark edilir. Bütün bir sefalet serüveninin bütün gelecek belalarının oyulmuş, kabarmış hikaye ve kehanetinin satırları gibi vuruşmuş olan bu yüzlere bakıp da geçmişten üzgün, gelecekten ümitsiz olmamak mümkün değildir. Yüzlerce, binlerce sene önce akan sularının bütün alkış şekillerini koruyarak biraz uzaktan hala su akıyor gibi görünen kurumuş kireçli suların aktığı yerlere benzeyen bu yüzlerde bütün geçmişin kırılmalarının etkilerini, hayat nefreti, varlık düşmanlığı, yok olmuş özlemi duygularını okumak büyük bir anlayışa muhtaç değildir. Köylüleri bu sürekli belaya uğrayanları ne baharlar ne bayramlar güldürür. Aksine her biri gönül yakan birer hatırayı canlandırarak, ciğer parçalayan birer macera hatırlatarak hüzünlerini artırır. Tunç'tan yapılmış ölü arkasından feryat eden birinin heykeli nasıl sonsuza dek somurtkan ve ağlar haldeyse bunlar da öyledir. Kötü bir fikri ifade için bir araya getirilen hoş sözler gibi bu harap, sefil köyü her taraftan kuşatan baharın kirli sokakları bile hoş kokular, gübre, süprüntü, yığınlarında beliren otlara, çiçeklere bile zümrüt gibi yeşil, lal ve yakut gibi kırmızı, gök rengi gibi mavi renkler vermeye kadar tenezzül ederek lütuflarını bolca sunduğu bu günlerde bizim küçük paşa kirpik aralarından çekinerek süzülüp çıkan sessizce akan gözyaşlarıyla soğumuş ve üzerine çiğ düşmüş bir yaprak gibi şurada burada büzülüp duruyor sürüklenip sürünüyordu. Sağlığı bari bozuk olmasa ancak çocuklar özgü bir ilgisizlik masumca bir hoşgörüyle şu bahardan hoşnut olabilirdi. Fakat yazık. Her şey cömertçe taze, renk, taze hayat, taze parlaklık veren bahar güneşi bela istercesine bir düşkünlük. Bir göğüs gelmeyle yaşayan Salih'in sararmış yüzüne bir kızılık zerresi. Sinirlerine biraz kuvvet veremedi. O yine öyle soluk, öyle bitkin ve güçsüz. Göğüs tırmalayan öksürük silsilesi zavallının boğazını sıkıp boğuyor. Hatçayı kızdırıp duruyordu. Bu hoşbahar her güzel zaman gibi pek çabuk geçti. Yaz geldi, o da geçti. Güz mevsiminin gelip geçmesi de aynı süratle gerçekleşti. Bu bolluk dolu, cömert, nimet veren mevsimler, hain ortakları olan kışın zavallı küçük paşanın ciğerlerine dolayıp can evine yığdığı, boğazına taktığı zincirler ve diğer prangalar kadar ağır. Acılı öksürük silsilesinden iki halka olsun koparmayı başaramadılar. Aksine yeni işler, akla hayale gelmez işkenceler icadına hizmet ettiler. Salih bu işlerden, işkencelerden, çeşmenin buzlu yalağında güsünün kirli bezlerini yıkamak, elleriyle mayıs toplayıp ayaklarıyla yoğurmak, sonra duvara yapıştırmak kadar acı çekip nefret etmiyordu. Hacca için yalnız Salih'in gayret ve çalışmasının sonuçları değil, bununla beraber onun bedenen ve ruhen de mustarip olması lazımdı. Acılı inlemelerinin işitilmesi, sancılar ve acılarla kıvrandığının görülmesi de isteğiydi. Mesela Salih düven sürmekten pek hoşlandı. Güneşin yakıcı ışınlarıyla beynini eritecek kadar tepesine dikildiği bir zamanda bile yine düven tahtası üstünden inmek Elindeki öğendireyi bırakmak istemediği için bu işe yalnız bir defa memur oldu. Raphael'in Galeta'nın Zaferi ismindeki meşhur tablosunda resmedildiği şekilde Yunan mitolojisinden Galatya'nın iki Yunus balığı koşulmuş. Aşk sembolü olan bir çıplak çocuk tarafından yönetilen Sedef sandalı gibi. Haccanın iki sarı öküz tarafından sürüklenen düven tahtası üzerinde yarı çıplak iki Mevlüt gülsün, sembol değil. Vücut bulmuş aşklarıyla saman deryası içinde dolaştığı esnada bunlara gıpta eden Salih'in harman etrafında Galatea'nın ümitsiz aşığı Polifimos gibi dolanışı dikkat çeken bir tabloydu. Salih için icat edilen ve uydurulan yazlık cezalardan biri de tarlaya gidip gelirken Güssü'nün Salih'in sırtına dırmaçlanması oldu bağlanması. Bunda ilk anda o kadar şikayet gerektirecek büyük bir zulüm yok gibi görünür. Fakat bu iş belli bir mesafeye kadar temiz, sakin, sessiz bir çocuk bir taş taşımaya benzemez. Azabı yalnız ağırlığında değildi. Hırçın güsün kah ağzını küçük paşanın kulağı dibine dayayıp bağıra bağıra kulak zarını patlatacak kadar tırmalayarak inletir, Kah tepine tepine küçük başı yorup bıraktıktan sonra sıcak bir sıvı salı vererek belden aşağısını sırıl sıklamı satırdı. Bu son münasebetsizlikten olsun şikayette kendini nasılsa haklı sanma gafletinde bulunan Salih çocuk sırtından indirildikten sonra arkasını hacca çevirerek Bak arkamı ne hale getirdi o şey ediyor bütün benim paçamdan akıyor diye mırıldandı. Hacca Salih'e karşı ilk ve son defa olmak üzere tebessüm ederek ''Ne örelim? İl değil ha. kendi bacın. Merak etme, şimdi korur Ne tasalanıp sohranıyor. Pis pasahlığı, namaz kılacak değilsin ya.'' dedi. Ali'nin taburu diğer birkaç taburla beraber Yemen'e gönderilmişti. Aradan dokuz ay geçmiş olduğu halde ne bir mektup ne bir haber geldi. Bu aileye kanun ve vicdan aykırı olarak verilen iki fakir umuyundan yardım ümidine zaten asla yer olmadığından geçimlerinin temini yetişebildiği kadar haccanın tek başına çalışmasına ve ondan ilerisi 16-17 yaşındaki genç ve yahut mevlüdün dedesi gibi ihtiyar Yahut Salih'in dayısı gibi kendi ailesini geçindirmekten aciz fakirler muhin gösterilerek velileri, babaları askere alınmış olan daha birkaç aile ferdinin geçimleri gibi cömert köylülerin genel yardımlarına kalmıştı. Hacca'nın Salih'e mahsus eziyeti ve yanalığına velilere koş görülürse, vaktiyle Edirne vilayeti içinde bir kazada ortaya çıkan çiftlik davasına dair bir kanun hükmü, 15 sene zarfında mahkemelerin aşamalarından defalarca geçerek kesinlik kazandığı halde cidden mağdur olan davacının tek, hakikaten gaddar olan davalıların ise çok olmasından dolayı hükümetçe kararın uygulanmaması Büyük bir çiftliğin sahibinin han köşelerinde fakirlik ve sefalet içinde ölüp gitmesi gibi. Aynı suçları işleyenlerin çokluğuna dayanarak salih hakkındaki acımasız saldırıları affedilip ayrı tutulursa köy kadınlığı için gerekli olan güzel vasıflar bakımından zehre kadar kusur ve eksiği bulunamaz. Her türlü sıkıntı ve eziyete dayanmanın derecesine bir sınır belirlenemeyen köy kadınlarından biri de haccadır. Vatan sevgisi duygularının insanları ne kadar büyük fedakarlıklara razı ettiğini örnek aramak için her yerden önce köylere gitmelidir. İlelebet yaşayacağı zannedilecek kadar bünyesi kuvvetli yaratılmış, büyütülmüş üç oğlu askere giderek her biri bir yerde kalıp kendi tabirleriyle kara haberleri gelmiş bir köylü babanın, bir köylü ananın kendilerine muhim verilen dördüncü ve hasta oğullarını hayatlarının geriye kalan tek meyvesini geçindirmek için ak sakalları, ak saçları, yıpranmış vücutları, bükülmüş belleriyle güçlerinin üzerinde çalışmaya mecbur kaldıkları halde yine yürekten Allah din ve devlete zeval vermesin diye dua ettiklerini görüp de metanetin, iman gücünün, vatan sevgisinin bu derecesine hayran olmamak hissizlik ve böyle analar Böyle babalar evladından oluşan bir orduya olanca kalp itimadıyla güvenerek zaferin kaynağını Allah'ın vücut bulmuş yardımına dayandırmamak nimete küfürdür. Gözlemlenen olaylara bakılırsa evlat anası değil, asker anası olamayan bir köylü kadının kendisine hava kızlarına has lezzetlerin en önemlisinden mahrum yaratılmış, eşi asker olmayan, askere kabul edilmeyen bir kadın dengiyle evlenmeyerek onuru kırılmış, kadınlık şerefi ayakları altına alınmış saydığı sanılabilir. Ailenin çoluğu çocuğu gibi zayıf muinli, asker ailelerine köylerce yardım edilmesi kimseye ağır gelmez. Onlar bu yardım hissini babalarından, atalarından miras olarak almışlardır. Hem cinsine, komşuya, kısaca bütün muhtaçlara yardım etmek erdemi yalnız Anadolu köylerine ait bir özellik değildir. Bütün Osmanlı köylüleri hatta ekseriyetle bir gömleğinden, bir devesinden, bir eşek veya Eşek gibi yük ve ağırlık taşımada da kullanılan bir ineğinden başka mala mülkü hatta bir çadırın bir sarifesi kamıştan yapılan kulübesi bile bulunmayan kimselerden oluşan bedevi kabilelerimizde de bu asil duygu olanca olgunluğuyla görünür. Vatan sevgisi ve insaniyetin en çok ve genellikle lüzumsuz yere den vurulan büyük şehirlerde açlıktan ölenler nadir olmadığı gibi yoksulluğun zoruyla intihar edenler de pek çoktur. Anadolu'da, Rumeli'de, Irak'ta, Kürdistan'da, Arabistan'da en fakir sayılan bir köyde bile açlıktan insan değil. Köpeğin bile öldüğü Adem peygamber devrinden beri görülmüş, işitilmiş bir hadise değildir. Açlıktan ölmüş mü var? Atasözü ancak bir köylü diline yakışır. Şehirlerde, özellikle İstanbul'da bir duvar, ince bir tahta perde iki bitişik komşu arasında insani dostluk icablarına ebediyen engel olabildiği halde Köylerde yüce dağlar, dereler bile ahbaplığa, dert ortaklığına, yardımlaşma gibi insani vasıfalara asla engel olamaz. Büyük şehirlerdeki komşulukların çoğu birbirinin ahvalinden habersiz olan ölülerin mezar komşuluğuna yakın bir komşuluktur. İstanbul'da senelerce kapı karşı komşuluk ettiği bir adamın kim olduğunu öldükten sonra gazetelerden öğrenenler pek çoktur. Kötülük ve zarardan korunmak için köylülerin şehirlerden öğrenecekleri bazı şeyler olduğu gibi, şehirlerin de köylülerden öğrenmeleri gereken pek çok iyi adet ve övülecek ahlak vardır. Köylerimiz için temenni edilecek bayındırlık, köylerimiz için istenilecek ilerici fikirler, bunların erdemli ahlakını tahrip edip bozmayacak bir bayındırlık ve ilerici. Bütün alemin rızkını veren Allah'ın en fazla cömert olduğu güz mevsimi haccanın, ambarına geçen yıllara oranla pek az yani 7'de 4'te biri bazen süpürücü de denen herkesce malum ilaveleriyle beraber aşağı vergisi verildikten sonra birkaç kilo arpa çavdar, birkaç batman soğan, 5-10 avuç nohut, mercimek, 1-2 deste mısır, birkaç çuval saman bırakarak geçti. Kışın sıkıntılarının yaklaştığını haber vermek için Araplara nezir Riyan dedikleri felaket habercisi gibi ağaçlar soyundu. Yağmurlar kara serin rüzgarlar dondurucu poyrazlara dönüştü. Yine kış geldi. Yalnız Ali'den değil o taburdan bile kimse haber alamamıştı. Bu taburu oluşturan askerlerin bağlı olduğu en azından 500 ailenin fertleri hacca ile aynı sıkıntıyı yaşıyorlardı. Vaktiyle saygıdeğer bir misafire güzel görünmek için İstanbul harabelerini boyadığımız gibi uzun yıllardan beri fakirlik ve sefalet manzaralarını değiştiremediğimiz için bütün dağlarını, derelerini, ovalarını asker ve ahalinin kanıyla boyadığımız Yemen'in o aziz diyarın bilmem neresindeki bir çarpışmada yarısı telef olup kalan kısmından da çoğu açlıkla, hastalıkla öteki dünyaya göçerek ancak 5-10 kişinin sağ kaldığı taburlardan biri de bizim Ali'nin taburuydu tamamen mahvoldu. Kimsenin geri dönmeyeceği haberi herkesi kan ağlatan bu tabur askerlerinin defterlerdeki künyelerinin üzerine T'leri 3'er 5'er santimetre uzatılmak şartıyla ve kırmızı mürekkeple birer fevt çekilmişti. Ölüm. Savaştan kurtulan 5-10 asker bir süre sonra parakende olarak geri dönünce künyelerinde kızaran kanlı fevtlerin üstüne hava değişiminden memleketten dönmüş gibi fef'ten dönüş diye işaret konduğu bilgi sahibi olanlar tarafından riayet edilmişti. Bir mucize sayılacak şekilde sağ kalıp memleketlerine dönen 5-10 askerden birinin Salih'in babası olabilmesi ikinci bir mucize ister. Ali'nin hayat ve ölümünden bir haber alınamamışsa da Gördüğü rüyalardan kuşkulanan kuşkulandıkça eski hissiyatını daha fazla dikkatle dinleyen Haccan'ın hassas kalbinde Salih'in bu karanlık evde her an göze batan, rahatsızlık veren varlığı gibi siyah bir endişe kımıldanmaya, kirpi gibi baştan ayağa dikenlerle örtülü ikinci bir Salih de can evinde deprenmeye başlamıştı. Bir sandıktan diğerine taşınmakla Salih'in sahipliğinden çıkmış olan Mirleva üniformasını birkaç sene sonra Mevlüde giydirmek hacca için bir emel olduğu halde kalbinde huzurunu bozan ikinci bir salih oluşunca bu niyetten vazgeçerek müşterisi çıkarsa satmaya karar verdi. Karar vermese de karanlık geleceğin uğursuz günlerinden birinde buna zaruret doğacağına şüphe yoktu. Geçen savaşta vefat eden iki biraderinin eşleriyle altı çocuğunu geçindirmekten aciz olduğu halde bu defada kendisiyle Mevlüde Güssüne Muin gösterilen ihtiyar babası Emanete toplanan aşar vergisinin bedeli olarak tamamıyla alınan sebze vergisi yani yeşilli kısmından 45 ve 2 senelik ev ve arazi vergisinden 20 toplamda 65 kuruşa yaklaşan borcu bu sene var olana ek olarak bir asker eşiyle iki çocuğunun da geçiminden sorumlu olduğuna acıyarak olsun ertelenmeyerek ödemeye zorlanıyordu. Sonradan gelen tahsildar bütün aile fertlerini doyuran anneyi erzak kaynağı sayılan bir tek ineği satmaya teşebbüs etti. Öksüz çocuklardan her biri ineğin yularından, kuyruğundan, kulağından tutup engellemek istediler. Tahsildar çekti, bunlar bırakmadılar. Ahırdan kapı önüne kadar çekilen sürüklenen bu inekle altı çocuğun resimleri çekilip yaradanın ve saltanatın rızasına uygun şekilde görevini yerine getirmeye özen gösterdiklerinden padişah tarafından hayırlı davet alamakla övünen devlet vekilleri de oradayken yıldız tiyatrosunda sinematografla gösterilecek kadar feci tablolar oluşturmuş ev içinde bir feryat kopmuştu o esnada baba evinde bulunan hacca bu hadisede babasının gözlerinin altında ve burnunun etrafında gözyaşları arka arka çukurlanmış birer mecra gibi yatay dikey eğik buruşuklardan geçerek ve beyaz sakalların arasında görünüp gizlenerek yuvarlanan sessiz gözyaşlarını gördü millifa formassıyla sırma kayışlı kılıcın bu tahsildar belasını sağmaya fazlasıyla yeteceğini düşündü. Arkası yar.